Hepimiz zaman zaman eski medeniyetler hakkında düşünürüz. Ben bir arkeolojik sit alanına gittiğimde genellikle hep şunu merak ederim. Eskiden nasıl bir yapı vardı? Sokakta yürüyen insanlar nasıl gözüküyorlardı? Ne düşünüyorlardı? Aslında oyunlar, diziler, filmler sayesinde merakımızı biraz da olsa giderebiliyoruz. Örneğin Assassin's Creed oynarken Antik Yunan ya da Antik Mısır'da gezinebiliyoruz. Veya Rom dizisi, Antik Roma atmosferini mükemmel bir şekilde hissettiriyor. Ama malzeme eksikliğinden dolayı oyunlara konu olmamış, filmlere yapılmamış bazı medeniyetler de var. Bunlardan bir tanesi Etrüskler. Etrüsklerin günlük yaşamlarının nasıl olduğunu, şehirlerinin neye benzediğini bilmiyoruz. Etrüskler gizemli oldukları için pek çok spekülasyona konu oldular. Dolayısıyla onlarla ilgili bir sürü kitap bulabiliriz ama muhtemelen bu kitaplar eğer gerçek akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yazılmadılarsa pek de itibar edilmemesi gereken eserler. Gelin görün ki Etrüskler konusunda bir o kadar da yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve araştırma makaleleri var. Çünkü biraz önce söylediğim şeyi yanlışlıyormuş gibi olacak ama onlara dair bir o kadar da fazla şey biliyoruz. Sanatlarını, tanrılarını, ritüellerini, kullandıkları eşyaları biliyoruz. Bu bilgilerin kaynağı nereden geliyor diye sorarsanız cevap mezarlar. Önce şunu söyleyelim. Bir toplumun ölüme bakış açısı onun aynı zamanda yaşama bakış açısını da gösterir. Ölüm dendiğinde aklımıza gelen ilk medeniyet Mısır'dır herhalde. Piramitleri ve mumyaları düşünün. Sadece Firavun'un öldükten sonra yeniden dirilebilmesi için harcanan ne kadar müthiş bir enerji. Ama aynı umuda sıradan insanlar da sahiplerdi. Onlar belki piramitlere gömülmüyorlardı, toplu mezarlara gömülüyorlardı ama yine de hep aynı yeniden diriliş umudu baki kalıyordu. Netflix'teki Kank on Earth belgeselinde Mısırlılar hayatta yapılabilecek en önemli şeyin ölmek olduğuna inanıyorlardı derken doğru bir şey söyleniyordu. Baktığımızda Mısır'da hayat hiç kolay değildi. Çöl iklimi, katı hiyerarşi, çalışma koşullarının zorluğu, istilalar ve iç karışıklıklar. Belki yeni bir güne başlamanın tek motivasyonu bir sonraki hayatta edinilecek olan mükafattı. Ama ölüme Mısırlılar kadar takıntılı bir halk varsa onlar Etrüsklerdir. Onlar isimleri çok fazla anılmasa da Roma'dan önce İtalya'nın sahibiydi ve Roma'yı da çok fazla etkilemişlerdi. Onlar hakkındaki bilgimizin azımsanamayacak bir kısmını inşa ettikleri ölü şehirlerinden, yani nekropollerden biliyoruz. Bütün bu güzel sanat eserlerinin anlamını konuşmadan önce gelin Etrüskleri biraz tanıyalım. Etrüskler milattan önce 700'lerde tam anlamıyla tarih sahnesine çıktıklarında İtalya'da çeşitli halklar yaşıyordu. Bunlar örneğin Latinler, Sabinler, Umbriler gibi çeşitli halklardı. Tümü de Tiber Nehri etrafında kurdukları köylerde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Yani o dönemlerde İtalya'da henüz bir uygarlık yoktu. Uygarlık kavramını M.Ö. 4000'lerde ta Sümer'den başlattığımızı düşünürsek ki şu anda M.Ö. 700'leri konuşuyoruz, bu gerçekten ilginç. O dönemlerde de Mısır, Asur, Yunan gibi çeşitli medeniyetler olmasına rağmen İtalya henüz bayındırlık haline gelmemişti. Etrüskler kendilerine Rasenna diyorlardı. Nereden geldikleri bilinmiyor. Bu konuda çeşitli teoriler var. Bazıları onlar İtalya'nın yerlisiydi diyor. Bazıları Hint Avrupalıydı diyor. Ama bu teoriler aslında çok da kabul görmüyorlar. Asıl kabul göreni onların Anadolu'dan göç ettiği. Dışarıdan geldikleri kesin gibiydi çünkü ne dilleri ne de kültürleri İtalya'nın diğer halklarına benzemiyordu. Örneğin diğer kültürler katı biçimde ataerkilken bizim de alıştığımız gibi Etrüsklerde kadın çok önemliydi. Herodot'un da sıkça değindiği gibi Anadolu'da da kadınlar çok önemliydi. Ayrıca hayvanların iç organlarından geleceği okumak da Etrüskler ve Hititler'de bulunan ortak bir özellikti. Etrüskler yaşamak için Tiber-Arno nehirleri arasındaki bölgeyi seçmişlerdi. Buraya Toskana denir. Toskana dillere destan diyebileceğimiz düzeyde verimli bir araziydi. Geniş limanlar, bolca ekin veren topraklar, ormanlar ve İtalya'nın yegane maden kaynakları da buradan çıkarılıyordu. Etrüskler de kuzeyde madencilik, güneyde ormancılık yapıyorlardı. Tahıl ve yağ da üretiyorlardı. Artı ürünleriyle ticaret yapmaya başladılar ve zenginleştiler. Derken ülkenin güneyine, Çizme'nin en ucuna Yunan kolonileri yerleşti. Megale Hellas, yani Büyük Yunanistan. Elbette İtalya'nın halkları kendi aralarında ticaret yapıyorlardı.
Ama bu sıradan köylüler Yunan kolonilerine ne verebilirdi ki? Ama bahsettiğimiz gibi Etrüskler için durum farklıydı. Onlar ticaret ağlarını genişleterek Yunan kolonileriyle ve diğer Akdeniz halklarıyla, örneğin Fenikelilerle ya da çok daha uzaktaki Mısırlılarla ticari ilişkiler kurdular. Ve doğullaşma dönemi başladı. Doğullaşma dönemi Etrüskler için dönüm noktası oldu. Maddi refah onları devletleşmeye itti ve tıpkı Yunanlar gibi şehir devletleri halinde örgütlendiler. Bunlar da Yunan gibi siyasi bakımdan birbirlerinden bağımsızlardı. Her biri bir lukumo yani kral tarafından yönetiliyordu. Ama tüm Etrusk şehir devletleri aynı dili, aynı dini ve aynı kültürü paylaşıyorlardı. Yani bunları Pan Etruria olarak adlandırabiliriz. Geleneksel olarak 12 Etrusk şehir devletinin olduğu kabul ediliyor olsa da bunların sayıları aslında daha fazlaydı. Dini merkez ise Voltumna Tapınağı'ydı. Voltumna Tapınağı'nda krallar önemli durumlarda ya da belki periyodik olarak toplanarak toplantılar yaparlardı. Bazı araştırmacılar bu tapınağın Bolsena Gölü'ndeki Bisantina Adası'nda olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bu volkanik arazi yeraltı sularından gelen mistik bir havaya sahipti. Voltumna da Etrusk Birliği'nin yer altında yaşayan koruyucu ve savaşçı tanrısıydı. Ayrıca adaya baktığımız zaman saldırıya kapalı, tüm kralların güvenli bir şekilde toplanabileceği bir yerdi. Etrüskler ticareti karayoluyla yapamıyorlardı çünkü Latinler tarafından engelleniyorlardı. Onlar da deniz ticaretinde kendini geliştirdiler ve bu alanda o kadar çok öne çıktılar ki Yunanlar tarafından korsan olarak anılmaya başlandılar. Hatta belki Bakalar tragediyasını bilirsiniz. Oyunun başında Dionysos korsanlar tarafından esir alınır ve ardından geminin yelkenlerini üzüm salkımlarına dönüştürür. Bunun üzerine mürettebat korkar ve denize atlar. Dionysos da onları Yunus'a dönüştürür. İşte bu oyundaki korsanlar Etrüsk'tür. Hareket özgürlüğü kazanmak için yalnızca Tiber Arno arasındaki bölgeyle yetinmeyip civar bölgeleri de denetim altına almaya başladılar. Biraz iddialı olacak ama Etrüskler emperyalist ideolojinin taşıyıcıları olmuşlardı. Bölüm sonu canavarı gibi önlerine geleni yiyip geçiyorlardı. Ele geçirdikleri yerlerde standart plana sahip şehirler kuruyorlardı. Bu şehirlerden bir tanesi Latinlerin bulunduğu Palatina Tepesi'nde kurulmuştu. Palatino'nun hemen altındaki bölgeye sonradan çok ünlü olacak bir forum kurdular ve şehrin etrafını surlarla çevrelediler. Tabii ki Roma'dan bahsediyorum. Roma'nın kurucusu Romulus değildi. Latinler hiç değildi. Aslında Etrüsklerdi. Hatta bu Etrüsk hakimiyeti Romalı tarih yazıcıları tarafından Tarquinius hanedanıyla sembolleştirildi. Ama bir noktada Etrüskler sürekli olarak sınırlarını genişletmeye çalıştıkları ve savaştıkları için kontrolü elden kaybettiler. Latinler de bunu fırsat bilerek isyan etti. Roma böylece bağımsız oldu ve Etrüsklerden devraldığı emperyalist bayrağı çok daha hakkıyla taşıyarak sınırlarını ta Suriye'ye kadar genişletti. Ama gelin bu kadar ileriye gitmeyelim. Çünkü doğullaşma döneminde Etrüsklerin çöküşüne ve Latinlerin yükselişine daha çok vardı. Ve doğullaşma döneminde ticaret Etrüsklere yalnızca maddiyat değil, İtalya'nın diğer halklarında olmayan başka bir özellik daha kazandırmıştı. Antik Yunan'ın engin soyut düşünce mirası. Neticede ticaret sadece mal alışverişi içermez. Sanat, sözlü edebiyat ve hatta din de takas edilir. Başlangıçta İtalya'da tapınak yoktu. Ritüeller genellikle açık alanlarda, doğada gerçekleştiriliyordu. Doğayı sembolize eden pek çok tanrıya tapılmasına rağmen bu tanrıların insani bir karakteri, yaşam öyküleri yani aslında Olimpos tanrılarından alışa geldiğimiz şekilde bir panteonu mevcut değildi. Her kültürün öne çıktığı bir alan vardır. Konu mitoloji olduğu zaman antik Yunan'ın hayal gücünün önüne kimse geçemez sanırım. Homeros'un İlyadası ve Odessası, Hesiodos'un İşler ve Günleri ve Teogoniası. Sadece bu üç kitap bile bize o kadar canlı bir tanrılar dünyası sunar ki, bugün sadece edebiyatta değil, psikoloji ve felsefede de ne kadar çok antik Yunan mitlerine atıf yapıyoruz. Etrüskler de bizim kadar büyülenmişlerdi ve antik Yunan mitolojisini sahiplenmekte hiç gecikmemişlerdi. Tanrılar ve kahramanların başından geçen Homerik anlatılar Etrüsklerin elinde tekrardan hayat buldu. Yetenekli zanaatkarlar Yunan mitolojisini aynalara, duvarlara, heykellere, sikkelere ve vazolara işlediler. Burada Diomedes ve Aeneas'ın savaşını,
Burada Herakles'in işlendiği bir aynayı, buradaysa Dionysos'un kendisini kaçıran korsanları Yunus'a dönüştürmesini görüyoruz. Bunu konuşmuştuk. Çok geçmeden bu incelikli Etrüsk ürünleri Akdeniz'de bir statü göstergesi haline geldi. Hatta ve hatta Yunan yapımı zannettiğiniz pek çok vazo aslında Etrüsk imalatı olabilir. Bir bakıma Etrüskler Yunan mitolojisini konu edindikleri için bu ürünler Yunanlara tanıdık geliyorlardı. Ama diğer bir bakımdan da Etrüskler mitolojideki hikayeleri Yunanlardan çok daha farklı algılıyorlardı. Özellikle karanlık bir biçimde mitolojideki insan kurbanı efsanelerine daha fazla yer veriyorlardı. Örneğin Truva Savaşı için yola çıkmak isteyen Akaların reisi Agamemnon, rüzgarın esmemesiyle birlikte kızı İpigenia'yı Artemis'e kurban eder. Son anda Artemis İpigenia'ya acır ve sunağın üzerine bir geyik koyar, genç kızı ise yanına alır. Ayrıca İlyada'da Akileios'un can dostu ve bazı rivayetlere göre sevgilisi olan Patroklos, Akileios'un düşmanı Herakles tarafından öldürülür. Akileios çok öfkelenir ve Patroklos'un cenazesinde tam 12 Truvalıyı kurban eder. Bu iki sahne Etrüskleri çok etkilemişti. Hatta onların takıntılı bir biçimde bu sahneleri işliyor olmaları tekrar ve tekrar bazılarının Etrüsklerin gerçekten de insan kurban ettiğini ileriye sürmesine sebep olmuştu. İnsan kurbanının farklı uygarlıklarda zaman zaman gerçekleştirildiğini biliyoruz. Acaba bu iddiada gerçeklik payı var mıydı? Ama çok da heyecanlanmaya gerek yok çünkü okuduğum makaleler, hatta neredeyse tüm makaleler bunun Yunanların Etrüsklerle rakip oldukları dönemde attıkları bir iftira olduğunu söylüyor. Gerçekten de örneğin Yunanların da insan kurban ettiğine dair bir takım spekülasyonlar ortaya atılmış olsa da bunların hiçbiri kanıtlanamamıştır. Etrüsklerde de aynı durum geçerli diyebiliriz. En azından şimdilik. Etrüsk dininin merkezinde insan kurbanından ziyade kehanet vardı. Netvis adı verilen din adamları hayvanların iç organlarına, spesifik olarak karaciğerlerine bakarak gelecek hakkında çıkarımlarda bulunuyorlardı. Bunlar anlayabileceğimiz üzere anatomi uzmanlarıydı ve karaciğer anormallerini tanrıların uyarısı, bir çeşit yapma mesajı olarak yorumluyorlardı. Daha önce de bahsettiğimiz gibi benzeri bir uygulama Hititlerde de vardı ve daha sonraki dönemlerde Romalılar Etrüsklerden bu uygulamayı miras alarak Haruspex adı verilen din adamlarının ortaya çıkmasına sebep olacaklardı. Frontak adı verilen rahipler ise yıldırımlar üzerine uzmanlaşmış kahinlerdi. Gök gürültüsü sesinin nereden geldiği ve yıldırımın nereye düştüğüne bakarak hangi tanrının hangi mesajı verdiğini anlamaya çalışıyorlardı. Etrüsk Panteonu'nda yıldırım kullanabilen birden fazla tanrı vardı ama yıldırımla ilişkilendirilen ana tanrı Tinia idi. Tinia, Panteon'un lideri, gün ışığı ve yıldırım tanrısıdır. Yunan mitolojisindeki Zeus'a karşılık gelir. Fakat aslında Zeus'tan alınmamıştır. Etrüsklerin yerel tanrısıdır. Bir de Tinia, Zeus'un aksine tek başına değil, çoğu kez iki tanrıçayla birlikte anılıyordu. Çünkü bahsettiğimiz gibi Etrüsklerde kadınlar çok önemliydi ve eşit şekilde tanrıçalar da çok önemliydi. Yunan mitolojisinden alınan tanrılar ve kahramanlar dahi her daim anneleriyle, eşleriyle ya da kız kardeşleriyle birlikte gösterilirdi. Tinia'nın karısı Uni, Yuni, her ne kadar Yunan panteonundaki Hera'ya karşılık geliyor olsa da aslında İtalik halkların tanrıçalarından bir tanesiydi. Normalde Yunan mitolojisindeki Zeus sürekli olarak çapkınlık yapar, Hera ise durmaksızın onu kıskanır ve intikam almaya çalışır. Bu da sürekli bir kavga durumu demektir. Fakat Tinia ve Yuni asla kavga etmiyordu. Onlar örnek bir çiftti. Tinia'nın kızı Minerva ise bilgelik ve savaş tanrıçası. Burada onu bir aynanın üzerinde görüyoruz. Ortadaki Minerva. Yunan mitolojisindeki Athena'ya çok benzer fakat Athena sadece erkeklere yardım eder. Minerva ise hem kahramanları korur, tanrılarla savaşır, hem de kadınlar ve çocuklarla yakından ilişkileri vardır. Etrüsklerin en önemli üçlüsü Tinia, Yuni ve Minerva'dır. Birlikte anılırlar ve bir şehir kurulduğunda bu üçüne mutlaka bir tapınak yapılır, yoksa o şehrin ömrünün çok da uzun olmayacağına inanılır. Gelin diğer tanrılara da bakalım. Turan, yerel bir aşk ve bereket tanrıçasıydı ve Yunan mitolojisindeki Afrodit'le özdeşleştirilmişti. Kanatlı bir genç kızdı. Yeraltının hükümdarları olaraksa Eita ve Persipnai, Hades ve Persephone'den evrilmişti. Eita kurt postundan bir başlık giyerdi ve karısıyla birlikte tahta otururken betimlenirdi. Bir diğer önemli tanrı ise Herakle ya da Herkle idi. Bu isminden de çıkarabileceğiniz üzere Herakles'ten başkası değil.
Fakat Yunan mitolojisinde Herakles, Zeus'un oğlu olarak yarı tanrı sıfatına sahiptir ve yarı tanrılar ölümlüdür. Zeus daha sonradan Herakles'i ölümsüz, tam anlamıyla bir tanrıya dönüştürmüştür. Ne var ki Etrüskler arasında son derece popüler olan Herakle başından itibaren bir tanrıydı ve Etrüskler onun maceralarına bayılıyorlardı. Bu aynada Herakle ve Minerva'yı, yani Herakles ve Athena'yı görüyoruz. Herakle ve Apollo arasında, yani Apollon arasında büyük bir düşmanlık oldu olduğuna inanılırdı. Şimdi V'deki heykeller bize bir hikaye anlatacaklar. Öncelikle Etrusk tapınakları Yunan tapınaklarına yüzeysel olarak benzer ama detaya indiğimizde çok farklılardır. Mesela Yunanlar tapınaklarını taştan yaparlarken Etrüskler yalnızca temeli taştan atar, üstünü ahşaptan yaparlar. Daha da önemlisi Yunanlar tapınaklarının üst kısmına motifler işlerlerken Etrüskler heykeller koyarlar. İşte bunlar V tapınağının üzerindeki heykeller. Herakles 3. görevinde Apollon'un ikiz kardeşi Artemis'in altın geyiğini çalmıştır. Bunun üzerine Apollon ve Herakles savaşırlar. Etruskçe adlarıyla Aplu ve Herakle birbirine doğru atılırken betimlenmişler. Bu arada Aplu'nun ve tabii benim yüzümdeki gülümseme dikkatinizi çekmiş olabilir. Siz de her zaman gülün. Ama bu ifadeye arkaik gülümseme denir. Milattan önce 6. yüzyılda Yunan heykeltıraşlar, nedendir bilinmez, böyle gülümseyen heykeller yapmışlar. Etrüskler de onlardan etkilenmişler. Hatta birazdan göreceğiz ki lahitlerde bile aynı gülümseme var. Fuflus ise aslında Etrusk kökenli bir şarap tanrısıydı. Fakat Yunanların Dionysos'a gösterdiği önemli birlikte yıldızı sonradan parlamıştır ve Dionysos'la özdeşleştirilerek gitgide hakkında daha da fazla şey anlatılmaya başlanmıştır. Tıpkı Dionysos gibi o da maeneyat ve satirlerden oluşan bir tebaaya sahiptir. Umarım doğru okuyorum. Kulsans ise kapı gardiyanıydı ve eşiklerle özdeşleştirilmişti. Kapılar bir anlamda giriş, bir anlamda çıkış olduğu için Kulsans'ın iki yüzü vardı ve bu ikonografiyi Romalı Janus'ta da görebiliyoruz. Liste böyle gidiyor. Mesela Neptün su kaynaklarının tanrısıydı. Setians ateş ve zanaatkarlık tanrısıydı. Gördüğümüz gibi tanrılar hem Etrüsklerin kendi özelliklerini hem de İtalik ve Yunan özellikler taşıyorlar. Etrüsklerin yazılı kaynakları çok sınırlı olduğu için hangi tanrının tanrıçanın başından itibaren var olduğunu kestirmek çok zordur. Bunu fark edince bunun araştırmasına hiç girmedim. Zaten benim Etrüsklerle asıl ilgilenmemin sebebi başından itibaren vurgulayıp durduğum gibi onların ölüme olan ilgileri. İngiliz edebiyatçı Lawrence, Etrüsk mezarlarını gezdikten sonra şöyle düşünmüş. Yaşadıkları rahat çağlarda yaptıkları şeyler nefes almak kadar doğal ve basitti. Hatta mezarları bile. Onlar kuşkusuz bir yaşam doluluğuyla göğsün hoş ve özgür bir şekilde nefes almasına izin vermişlerdir. Bu işte gerçek bir Etrusk meziyetiydi. Kolaylık, doğallık ve yaşam bolluğu. Ruhu ya da aklı hiçbir yöne zorlamaya gerek duymamış. Ve bir Etrusk için ölüm, mücevherleri, şarapları ve dans için çalan flütleriyle yaşamın hoş bir devamıydı. Yani evet, başa dönersek eğer. Etrüskler ölüm fikrine Mısırlılar kadar takıntılılardı. Fakat onların mezarları Mısırlıların mezarlarının ve tabii sanatlarının taşıdığı karamsar havayı yansıtmıyor. Bunlara mezar değil, nekropol demek daha doğru olur. Nekropol, kelime itibariyle ölü şehri demek. Devasa büyüklükteki alanlara sanki yaşam ölümden sonra da alışılageldiği gibi devam edecekmiş gibi planlı meydanlar, sokaklar ve evler şeklinde inşa edilmişlerdi. Mezarlar toprağın altındaki odalardaydı. Odalarsa mobilyalar, mücevherler, aynalar ve vazolarla doluydu. Tüm bu nesneler yaşarken onları kullanan nüfuzlu kişilerle birlikte gömülmüşlerdi. Çünkü sıkça rastladığımız bir mantıkla ölüler öteki dünyada onlara ihtiyaç duymaya ve kullanmaya devam edecekti. Ne yazık ki bunların çoğu ta antik dönemlerden başlayarak günümüze dek mezar hırsızları tarafından yağmalanmıştı. Neyse ki duvar resimlerini çalamıyorlar. Resimlerde dans eden, içen, eğlenen insanların yanında tanrı ve yaratıklar da vardı. Halbuki Etrüsklerin çok etkilendiği antik Yunan'da öte dünya simgeciliği çok zayıftı. Heykeller dünyevi güzelliği idealize ederlerdi. Yeraltı ülkesi Hades, yeryüzünün soluk bir kopyası gibi düşünülürdü. İyi insanların da kötü insanların da sonu şuursuz, zavallı ruhlara dönüşmektir. Odiseya'nın 11. bölümünde Odysseus yer altına iner ve orada Truva Savaşı'nda ölmüş olan kahraman Akileus'u görür. Akileus beni çok etkileyen şu sözleri söyler. Odysseus, ölümüm hakkında olumlu konuşma. Yerin altında ölüler arasında kral olacağıma,
Irgat olsaydım yoksul bir adamın kapısında. Tabii bendeki Odiseya Panama yayınlarından ve bu dizelerin Azra Erhat tarafından yapılmış çevirisi Ballandırma Bana Ölümü Şanlı Odysseus diye başlıyor. O da ayrı bir etkileyici. Bu aslında tipik bir antik Yunan vatandaşının dünyaya bakışını yansıtıyor. O ölüm düşüncesiyle gerçek anlamda savaşıyor. Ölümü iki kez yenmiş ve bir tanesinde zincire vurmuş Sisyphos gibi. Hatta Yunanlar öte dünya anksiyetelerini yenmek için Eleusis gizemlerini icat etmişlerdi. Bu erginlenmelerde kişi öteki dünyada nasıl şuurlu bir ruh olacağını ve sonsuza dek hora tepeceğini öğreniyordu. Belki de bu dünyanın yeterince güzel olduğunu düşündükleri için ölmek istemiyorlardı. Ki bence Etrüskler de bu dünya onlara yeterince güzel geldiği için ölmek istemiyorlardı. Bu yüzden ölümden sonrasını bu dünyanın ebedi bir hali gibi düşünüyorlardı. Hatta daha da iyisi. Çünkü ölüm yok, hastalık yok ve yalnızca festivaller, ziyafetler ve dans etmek var. Aynı probleme iki farklı çözüm. Örneğin bu mezar lahdi, M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış bir çifti betimliyor. Yüzlerindeki ifade az önce de bahsettiğimiz arkaik gülümseme. Ölmek için fazla mutlular. Şimdi yavaş yavaş bilinmeyenin gizemli dünyasına geçebiliriz. Etrüsk inançlarına göre ölen kişinin ruhu kanatlı demonlar tarafından öteki dünyaya götürülürdü. Belki de bu yüzden ölülerini yakıyorlardı. Ölülerin ruhu başka bir diyara uçabilsin diye. Want ve Karun ölülere kılavuzluk ederler. Want kanatlı, elinde meşale olan avcı gibi giyinmiş bir kadındır. Want'ın kanatları antik Yunan'ın intikam demonları Erinyelerden alınmış gibidir. Karun ise yarı hayvan biçiminde çekiç tutan bir erkektir. İsmi antik Yunan'da ölüleri tekneyle öteki tarafa götüren bekçi Karon'dan alınmıştır ama gördüğümüz üzere görünüşleri pek benzemiyor. Mezarların giriş kapısında beklerler. Düşmanca bir ifadeleri yoktur. Sanki ölüyü rahatlatmak, ona yol göstermek gibi bir amaçları vardır. Çünkü yolculuğun en tehlikeli kısmı kapının ardında başlayacaktır. Bu ikisi sanat eserlerinde ölüme tanıklık ederken gösterilirler. Nekropol için bir diğer önemli bölge Cerveteri. Burada bulunan Regolini Galassi mezarı oryantalist dönemde M.Ö. 650'lerde yaşamış soylu bir kadına aittir. Kadının odasında pek çok değerli nesne vardı ve bunlar altın gibi değerli materyallerden yapılmışlardı. Bronz ve ahşaptan bir cenaze arabası. Üzerinde 5 aslan olan fibula. Bu arada fibula elbiseye takılan bir çeşit tokadır. Fakat bu fibula normalden büyüktü ve pek işlevsel değildi. Kısaca gösteriş için yapılmıştı. Mezarlara konulan nesneler kişinin saygınlığına dair ipucu verir. Bu kadar değerli bir mezarın bir kadına ait olması da aslında Etrüsklerin kadınlara ne kadar önem verdiğine dair ön yargımızı perçinliyor. Etrüskler M.Ö. 400'lerden itibaren çöküşe geçtiklerinde gündelik sahneler yerini çok daha kanlı ve korkunç sahnelere bıraktı. Örneğin Helenistik döneme tarihlenen lahitlerde canavarlar ve savaşlar görüyoruz. Tüm bunlar bir yok oluşa işaret ediyordu. Peki Etrüskler nasıl yok oldular? Aslına bakarsanız yok olmadılar. Bahsettiğimiz gibi Roma öncelikle büyük bir Etrüsk kenti oldu. M.Ö. 509'da ise bağımsızlığını kazandı. Her ne kadar şehrin yönetimi Etrüsklerin elinden gitmiş olsa da burada hala çok fazla Etrüsk yaşıyordu. Bunlar zaman içerisinde Romalılar arasında asimile oldular. Zaten bu zamandan sonra Etrüskler ve Romalılar arasında bitmek bilmez savaşlar başladı. Kuzeyde Keltler akınlar düzenlediği için kuzeye doğru yayılamıyorlardı. Güneyde ise Latinlerle savaşıp durdukları için gitgide içlerine kapandılar ve nihayetinde Etrüskler bağımsızlıklarını kaybettiler. M.Ö. 396 yılında Romalılar Veii şehrini ele geçirdi. Burası daha önce de bahsettiğimiz Tanrıça Uni'nin tapımının olduğu yerdi. Zaferin ardından Romalılar Uni heykelini Roma'ya taşıdılar ve Uni'nin adı Yuno oldu. Ardından Etrüsk kentleri bir Roma'nın iradesine girdiler ve zaman içerisinde Etrüsk şehri diye bir şey kalmadı. Gene de onların izlerini hala tanıyabiliyoruz. Açıkçası bana göre Etrüskleri bilmemek tarih yapbozunda bir boşluğa sahip olmak gibi. Özellikle de Roma tarihi açısından. Roma gibi Pisa ve Pompei'yi de Etrüskler kurdu. Gladyatör oyunları Etrüsk kökenliydi. Savaşta ölenlerin onuruna düzenlenen cenaze törenlerinde savaş esirleri ölümüne dövüştürülürdü. Bir nevi kana kan düşüncesi ve insanların intikam isteklerinin bastırılması. Bu törensel aktivitenin Roma'daki gladyatör dövüşlerinin ilhamı olduğunu düşünenler var. Romalıların kehanet ve ritüellerinin büyük bir bölümü Etrüsklerden alındı. Ayrıca Etrüsklerin tanrılarını betimlemeyi Yunanlardan öğrenmesi gibi Romalılar da bunu Etrüsklerden öğrendiler.
Bu yüzden Roma Panteonu da aslında Yunanlardan çokça etkilenmiş olsa da Etrus kökenlidir. Son olarak persona kelimesi yaygın kabule göre Etrüskçe persu yani maske kelimesinden geliyordu. Şimdilik yapabileceğim tek çıkarım şu ki Etrüsklerin dünyevi olana düşkünlükleri zarafetten yoksun ve coşku dolu bir sanata sebep olmuş. Bu sanatta aşk, savaş, çirkinlik ve güzellik bir arada. Tıpkı hayat gibi. Öyleyse görüşmek üzere ve üretme kaygıma destek olmak istiyorsanız videomu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Genellikle aktif olarak Twitter'da da paylaşımlar yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Düşünceleriniz, önerileriniz, yapmak istediğiniz eklemeler ve eğer yaptıysam bir hatamı düzeltmek için geri dönüşleriniz adına yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.